yaptığınız yayınlarla. Buna adapte olabildik mi sizce? Yani... Ben tam olduğumuzu söyleyemem. Şöyle ki bir kere bu dünyanın gerçekliğine çok geç uyandık. Açık seçik ve net. Facebook'lar yeni çıktığı zaman, yani Facebook adresiniz olmasın, Facebook'ta hesap açmayın, account açmayın diye neredeyse biz gündem yapıyorduk. Öyle mi değil mi? Neden? Bize onun abi. Efendim? Bize silin dedi abiler. Bize silin dedi abiler, doğru. Yani biz buna geç uyandık. Yani onun bir alet olduğunu, onun bir araç olduğunu, onun kendi değerlerimizi anlatmada bir vesile olarak, bir platform olarak kullanılabileceği hakikatine çok çok genç uyandık. YouTube için aynı şeyler geçerli. Mesela ben yıllardan beri biliyordum YouTube içinde bulunduğu durumu veyahut da o platform özelliğini, ama daha 3 ay 6 ay oldu ben YouTube kanalı açalı, o da arkadaşların, abilerin zorlamalarıyla, çünkü istemedim, arzu etmedim. Anyway, dolayısıyla bir kere geç uyandık bundan dolayı. İkincisi, efektif olarak kullanabildiğimiz kanaatinde de değilim. Niçin? Mesela bugünün dünyasında özellikle yeni nesli hesaba katıyor iseniz şayet, onların bir konuşma dilleri, yurt dışında yaşayanlar için onun ana dilleri çok daha farklı. Söz gelimi İngilizce, Fransızca. Acaba biz İngilizce veyahut da Fransızca ne kadar içerik üretebiliyoruz? Hadi diyelim üretebildiniz veya ne kadar içerik üretebilecek elemanınız var? Diyelim ki elemanınız var, ne kadar içerik üretebiliyorsunuz? Ürettiğiniz içerik diyelim, acaba o içerik o gençlerin alışa gelmiş olduğu usul ve usul içerisinde kabullenebileceği bir kalıpta mı değil mi? Eğer bu kalıpta değilse, o dilde değilse, o metotta değilse, o platformda olsanız da bir anlam ifade etmiyor. Yani bu apayrı bir şey. Hakikaten yani YouTuber'lıktı, influencer'lıktı vesaire vesaire, apayrı bir şey. Buna özel bir çaba gösterilmesi, çaba sarf edilmesi gerekiyor. Nasıl bir insanı yetiştiriyorsunuz 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl diyorsunuz akademisyen. Aynen öyle de bu alanda da insanlar ayırmalı. Belki 5 yıllık, 6 yıl sonra, 10 yıl sonra semeresini alacağınız, işte YouTube'da eğer kalırsa, YouTube o zamana kadar başka bir şey çıkmazsa, evet. Efendim Twitter'da veya Reddit'te. Ama çıkarsa hazırız abi. Hazır olmamız lazım, onu demeye çalışıyorum. Bir şey çıkarsa hazırız ya, artık. YouTube tecrübemiz ben, var. Ben evet diyemiyorum soruya çok net bir şekilde. Yani çabalar, gayretler var aslında. Var mutlaka. Ama, evet. Yeterli yani değil. O dönemde çünkü aslında. Yetmez ama evet. Yani bu muadillerin çok ötesine geçmiş gibi geliyor bana, yani hizmetin o kasetleri yayması. Tabii yani, ki. Çok ileri bir uygulama o zaman için, yani çok dikkat çekiyor. 10 bin nüfuslu bir tavşanlı, evet. Düşünün ta oraya tekerle makaralı kaset halinde geliyor ve biz dinliyoruz kendi evimizde. O gayret bugün YouTube için, işte bu sosyal medya olmak için zorunda. Olsa belki daha... Olmak zorunda abi. Neler yapılır. Lamacım yok. Evet. Ama ben buradan Fransa'daki abilere çok teşekkür etmek istiyorum. Ben bugün bu stüdyoyu, evet, abilerim kurdular ve buradan hani 3 tane Fransızca kanalımız var. Allah binler canlı olsun. Ama bu imkanları buradaki mütevelli abiler, Allah razı olsun, inandılar ve bu imkanları hani verdiler yani. Abi bu stüdyodan hem Fransızca hem Türkçe çok farklı yayınlar çıkıyor. Yani evet, işte gibi onların içeriğini de altını dola dola, evet, demin söylediğim çerçeve içinde yapabilirseniz there's no problem. Problem yok abi. Orada da bir farklılık olması lazım herhalde. Tabii. Yani bu genç birisi bunu dinlediği ya zaman... Mal müşteriye satılır. Evet. Mesela... bakıyorum ben şimdi Ömer hocamıza, çok güzel bir ceket giymiş. Halbuki abi, 3 yıldır. Öyle, öyle mi? 3 yıldır hiç değiştirmedi. Neden acaba? Bir sormak lazım, neden abi? İşte giymiş olduğu ceketin satılmış olduğu mağazaya gidelim. Bunun yanında öyle zannediyorum ki 100 tane daha ceket varmıştır ama bunu almış. Evet. Büyük bir ihtimalle. Bunu beğendiği için almış. Çünkü mal müşteriye satılır. Evet. Aynen öyle de mal müşteriye satılır mantığı hayatın her yanında geçerlidir. O arz talep dengesi. Evet. Müşteriye satılacak olan, toplumda karşılığı olan bir malı üretmemiz gerekiyor. Evet. Bir de sizin çokça kullandığınız bir ifadeniz var. Onu da bence program bitirmeden mutlaka paylaşalım diye, ben çünkü çok çok manidar buluyorum. İnsan ve imkan meselesi. Evet. Abi. Gerçekten çok güzel ifade ediyorsunuz. O ifadeyi biz tekrar alalım. Ben onu bana ait... bizim hani rehberliğimizde yaptığımız bütün işlerde aslında temel, yani o iki kelime bu bütün yapılan işlerin temeli yani. Bu bana ait bir tespit değil. Bu tespiti... Yok, dedim zaten sizin kullandığınız, evet, sıkça ifade, evet, ettiğiniz. Bu tespiti ben 2000 ya 8 yılında ya 7 yılında bilmiyorum. Unuttum şimdi. Kahire'de
Arap Ligi'nde bir konferans yapmıştık. O konferansta 3 gün boyunca tebliğleri dinleyen Mısırlı bir avukat yaptı. Kayıtları bile vardır belki. Dedi ki, ben dedi bu camiayı tanımıyorum ama şu 3 gün boyunca dinlediğim tebliğlerden hareketle bir değerlendirme konuşması yapacak olursam, çünkü ona söz verdiler. Demek ki Mısır'da etkin bir insandı. Dedi ki bir değerlendirme yapacak olursam şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim dedi. Yeryüzünde dedi medeniyetleri meydana getiren iki tane temel unsur vardır. Bunlardan birincisi insan, ikincisi imkan dedi. Evet. Eğer imkanınız var ama insanınız yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Ama insan kaynağınız var ise şayet o insan kaynağı, o insanınız o imkanını, aynen bu tabirle kullandı, o imkanını kendisi yaratır dedi, bulur dedi. Yani icat eder yani öyle evet. Deyin. Yaratmayı haşa ve kella Cenab-ı Hakk'a isnat edilen, izaf edilen anlamda kullanmıyoruz. O imkanları bulur. Evet. Aynen öyle de yani bizim insan kaynağımız olduktan sonra o imkanlar olur. İşte buyurun, insan kaynağınız varmış ki bu stüdyoyu kurmuşsunuz. O insan kaynağınız varmış ki Fransızca 3 tane evet. ayrı ayrı alanda programlar yapıyorsunuz. Dolayısıyla önümüze bakmak zorundayız. Evet. Hem ferd olarak, hem aile olarak, hem toplum olarak, hem camia olarak elimizdeki insan kaynağını çok böyle efektif bir şekilde kullanarak geleceği inşa etmek evet. mecburiyetindeyiz. O imkanı icat etmek evet. zorundayız. Zorundayız abi. Evet. Bir yerde insan varsa imkan olacak. Oluşur. Demektir, i̇mkan sağlayacak olanlar zaten. İnsanlar. Ama insan kaynağını görünce motive oluyorlar. Onlar da ama tersi zor işte. Tersi. Yani imkan var, imkan insan var, yoksa evet, hakikaten evet. Yapacak orada evet abi çok... Bitirelim mi? Yeter artık. Sizi evet, bugün abi, aslında abi. Birkaç programdan dolayı yorduk. Estağfurullah, rica ederim. Sağ olasınız. Murat abinin bir sorusu vardı. Onu bir sorsak mı? Buyurun. Bilemedim. Sorun neydi? Abi, Murat abi demiş. Abi Hoca Efendi son bahçe sohbetinde Avukat Bekir Berk'in abi ve arandığı dönemdeki abileri ziyaret ettiği anlarını anlattı. Bu hafta bu hatıra anlatımlarında dostlara hasbihal olarak mı değerlendirelim? Yoksa bize mesaj mı? Herkes kendi şartlarına bakmalı. Yani şunu çıkartabilirsiniz oradan. Ben o günkü şartlar içerisinde Bekir Berk abi o günkü şartlar içerisinde imkanlarının en son noktasını kullanarak yapılmaz denilen şeyleri yaptı. Burada da bugünkü şartlar içerisinde böyle bedava Don Kişot gibi yel değirmenlerine savaş açmanın manası yok. Ama bugünkü şartlar içerisinde en imkanlarımızın en son noktasını kullanarak mağdurlara, mazlumlara yardım etme, efendim telefonu açma. Mesela telefon açmanın bir maliyeti var mı bize? Eğer onlar için bir sıkıntı yoksa, evet. mesela Türkiye'de kalmış insanlar, sizinle telefonla görüşünden dolayı bir sıkıntıları olmayacaksa şayet, biz onlara tutsak, WhatsApp üzerinden telefonla görüşsek, haftada bir defa, ayda bir defa, onların moral değerlerini desek, unutulmadıklarını söylesek. Ben geçenlerde birisini ziyarete gittim, geçen seferki geldiğimde, işte Almanya'ya gittiğimizde, ya ben dedi, hatırlandığımı ve insan olduğumu yeniden idrak ettim falan dedi. Ya. Halbuki yaptığım hiçbir şey yoktu. İnanın şu, bir evine gittim, çay kahve içtim. Evet. Ama onlar için öyle olmuyor. Dolayısıyla imkanlarımızı en son noktasına kadar kullanarak maddi manevi o insanlara evet. destek vermek evet. bizim insanlık görevimizdir, ahlaki görevimizdir ve aynı zamanda İslami görevimizdir. Arayacağız, soracağız. Ya. Kapılarını çalacağız, telefonlarını çalacağız bir şekilde. Bir telefon. Evet. Bizim de işte bu programda yapmaya çalıştığımızda aslında bu aynı anda. Niyetimiz o. İnşallah. Yapabiliyoruz mu yapamıyorum İnşallah. Ama niyetimiz İnşallah. O. Ulaşılmayan yerlere ulaşmak. Çünkü Allah razı olsun. Bazen yani çok ücra yerlerde ücra yerlere, yalnız yaşayan ailelerimiz olur. Çünkü Fransa'nın sisteminde dağıtıyor, alıyor sizi. İşte YouTube'u bu noktada evet. kullanıyorsunuz evet, işte. Evet yani olur ki hiç kimseye ulaşamıyordur ama duymak istediği bir ses vardır. Yani. Ya. Ne bileyim bir cümle hoşuna gider ama işte oraya ulaştırmanın en kolay yolu da yine işte bu mecralar abi. İnşallah. Böyle Allah razı olsun Cenab-ı Hak. Sizlerin de dualarınızla birinizi bin yapsın. Daha iyisini yapmayı inşallah. Allah muvaffak eylesin. Ya bu ufuk olduktan sonra, bu imkanlar olduktan sonra artık evet. durmanın size mesuliyet getirir. Allah razı olsun.